Merhaba dostlarım ben Serdar ve ee, başka bir vloga daha hoş geldiniz. Ee, geçen haftaki vlogumda bu haftaki bu hafta e, ne yapacağımızı söylemiştim. Sor, e, vlogun altına siz sorular yazmıştınız. Ben de o sorulardan bazılarını cevaplayacağım. Kağıda yazdım o bütün soruları. E, hepsini cevaplayamayacağım tabii ki. E, ama zaman yettiği kadar cevaplayacağım. Başlıyoruz e, zaman. Ee, Buğra Yılmaz sormuş ne zaman rahat olacaksın, işleri ne zaman yani Ne zaman rahat olacaksın derken şey olarak, yani zaman olarak, vakit olarak. Hani ne zaman ee, daha rahat bir çekebileceksin, daha rahat canlı yayın yapabileceksin, ne zaman işlerin ee, daha fazla azalacak gibi soru sormuş. E, hedeflerin neler? Biraz buluşma düzenlemeyi veya internet ortamında ahbaplarla oyun oynamayı düşünüyor musun? Şimdi ee, sıra sıra cevaplayacak olursak, ne zaman rahat olacaksın? Ne zaman rahat olacağım açıkçası ben de bilmiyorum. E, ne zaman dersler biterse de o kadar rahat olacağım e, ee, tatillerde genelde de daha rahat oluyorum. Ee, dönem artısı tatilinde, dönem şey, Şubat tatilinde, yazda. Ee, ama <laughs> genel anlamıyla e, okul bitince daha rahat olacağım. burada daha 1-2 yıl var. Ee, hani o üniversiteden önceki e, üniversiteden önceki soğuk yalnız bu arada. Ben soğuk hava. Neyse. Üniversiteye, üniversiteye başlamadan önceki e, rahatlık o boş zaman e, üniversiteyi bitirene kadar gelmeyecek ama e, o zaman kadar elimden geldiğince uğraşmaya çabalayacağım tabii ki. İşlerin ne zaman biter dediğim gibi e, atillerde daha rahat, boş oluyorum. Boş zamanım oluyor genelde. Hedeflerim neler? Hedeflerim e, YouTube'dan bahsedecek olursak YouTube'da belli bir hedefim yok aslında. Sadece e, YouTube'da bayağı anlık yaşıyorum diyebilirim hani. Ee, YouTube'daki, e, şöyle diyeyim. Eğer YouTube hayatım ve e, kendi hayatım ayıracak olursam, YouTube hayatımda şu anda belli bir hedef yok. Daha önce tabii ki böyle hedeflerimiz vardı. İşte atıyorum 50 bin aboneye geliyorum, 10 bin aboneye geliyim, şu Şunun gibi olayım, onun gibi olayım falan filan gibisinden ama şu anda gayet rahatım. Yani kafam kafa olarak e, rahatım. Öyle şeyim yok. Sadece çıkan oyunları çekiyorum, e, gizemleri araştırıyorum. O yüzden şey yok. Gerçek hayattaki hedeflerim, şey yapabilmek, oyun stüdyosu kurmak, oyun ekibi kurmak, oyunlar yazmak, RPG oyunlara yönelmek daha çok open world RPG'ler, bu birazcık daha GTA tarzı oyunlara da kayabilir. Hiçbir zaman özentilik olmaz, hiçbir zaman şey olmaz, orijinallik sonuna olma kadar. Ee, buluşma düzenlemeyi ve internet ortamında ahbaplarla oyun oynamayı düşünüyor musun? İnternet ortamında ahbaplarla oyun oynadım daha önce canlı yayınlarda çok oynadım ama e, Kötü olaylar oldu bazı kötü olaylar oldu Beni de sinir etti o yüzden böyle bir şey düşünmüyorum Buluşma düzenlemeyi <laughs> Şimdi e, Dürüst konuşmak gerekirse e, Ahbaplarım sizler e, Genelde şey yapmıyorsunuz öyle benim her yaptığım şeyi takip etmiyorsunuz O yüzden buluşma düzenlemek gibi bir riske girmeyeceğim hani o kadar şey düzenleyip de 5 kişinin gelmesi hayal kırıklığı olur. Ee, o yüzden buluşma düzenlemeyeceğim. En azından şu an için. Ee, çünkü atıyorum bir oyun atıyorum abi 600 kişiyiz yani. Kaç kişinin gelmesini bekleyebilirim ki ben buluşmaya. Neyse o da öyle cevapladım. Dediğim gibi internet, internet ortamında ahbaplarla oyun oynuyorum daha önce. Ama sıkıntı oldu. Bayağı sıkıntılar oldu. Ve sinir oldum. O yüzden ee, Onda artık daha iyi bir çözüm bulana kadar bıraktım. Ee, Eren Jhg Eren Yeager diye okumayı düşündüm ben bunu. Doğru mu düşündüm? Yeager mi? Aramızda Atakan Titan hayranı mı var? GTA 5 ne zaman çekeceksin? Ee, GTA 5 ne zaman çekecek misin diye yazmışım ben burada. Herhalde yorumlarda farklı yazıyordu ama benimki burada kafa gitmiş. GTA 5 ne zaman çekeceksin? GTA 5'i bitirdim. Hatta online çekebilirim. GTA e, 5'te daha da sonra da bonus bölümleri falan çekebilirim. Ve GTA 5 gizemleri var. O da devam edecek. Hmm, GTA 5 sırlar, GTA 5 gizemleri. O devam edeceğim. Ne zaman geleceği belli olmaz tabii ki. Düzenli bir programım yok. E, ee, sormuş. Abi GTA San Andreas ne zaman çıkacak? Ne zaman videosu çekecek veya video çekecek? Ne zaman? Dediğim gibi bunları yazarken kafam bayağı patlıyordu. Bayağı sıcak bir kupam vardı o yüzden yapamadım. Ee, dalgınlıktan saçma sapan şeyler yazmış olabilirim. Hepinizde yanlış yazdıysam düzeltiyorum düzeltin Hani isminizi bambaşka bir şey yazmadım anlarsınız herhalde. E, ee, i̇sminizi okuduğum zaman. Ee, San Andreas. San Andreas'tan San Andreas gizemlerini çekeceğim bir de. Ee, serisini devam edeceğim. Hani bir remake bir senaryosunu oynuyordum. Senaryosunu remake bir seri yapıyorum senaryosuna Andreas'ın senaryosuna. Eee Ama Ya belirli bir zaman yok şu anda Battlefield 1'i bitirmeye çalışıyorum Skyrim Special Edition, Edition çıktı Remastered grafiklerle Onu oynayacağım Eee Hatta o bugün gelecek, bu akşam gelecek Skyrim'in Special Edition'ı hmm, Ama yani belirli bir zaman yok ama en kısa sürede gelir yani onu söyleyeyim Eee hani yeni bir oyun çekmeyeceğim ha, yani Süper bir oyun değilse yeni bir oyun çekmeyeceğim San arasıdan önce. San rastla bitirmeye çalışacağım önce. Musa Çelik sormuş. FNaF World devam edecek mi? Ha yani günün sorusu. <laughs> FNaF World devam edecek mi? Hmm, bilmiyorum. Devam ederse de şey yapmam hani kendi tek başım tek başım oynamam. yanında bir video falan açarım. Oradan bakarım sürekli. Çok kafa bozan, kafayı çok bozan bu oyun. Ben yani deleden bir oyun ve açıkçası ben zevk almıyorum FNaF World oynarken. Siz izlerken nasıl zevk alıyorsunuz bilmiyorum ama çok sıkıcı bir oyun. Çok sıkıcı. Yani oradan şuradan buradan bir konu bulayım konuşayım gibi bayağı zorluyorum kendimi ama dediğim gibi zorluyorum ve zorlamak da istemiyorum kendimi. O zaman pek samimi bir ortam olmuyor. Hani FNAF World çok ilginç bir oyun ama ben oynarken o kadar fazla zevk almıyorum. Zaten adam ücretsiz dağıttı FNAF World'u. O var. FNAF World ücretsiz bu arada. Kendiniz de oynayabilirsiniz. Öyle bir olayımız var. Hani olayımız derken şey değil, genel bir şey. Scott Out'un oyunun oyunu yapan eleman oyunu ücretsiz yaptı. İnternete yazıp indirebilirsiniz. Hani e, suç falan değil. Korsan indirmiş olmuyorsunuz. Gerçeğini indirmiş oluyorsunuz ve zaten ücretsiz. Google'a yazın, indirin bakalım onu. Bir de sizden duyalım şeyi. <laughs> oyunun eğlencesini. Musa Çelik sormuştum bu arada. Okumadıysam. Ömer Altas, Doğru mu okudum, yanlış mı okudum bilmiyorum abi YouTube'dan canlı yayın yapabilir misin please? Şimdi canlı yayınları YouTube'dan yapayım diye bir olay var. Gelecek hafta bunu yapmayı öğrenip yapabilirim YouTube'dan. E yapmaya çalışıyorum ama Twitch'ten sıkıntı yaşıyoruz. Yayın donuyor, öyle oluyor, böyle oluyor falan. o yüzden yayınları YouTube'dan devam edebilirim. yayınların yayınlardaki kesitleri YouTube'a atmayı planlıyorum. Olduğu gibi. Eee yani öyle yapmayı planlıyorum. Zaten YouTube'da olacak yayının bütünü. YouTube'dan yapacağım için bütün olarak orada kayıtlı olacak. Eee öyle. Oyun muhafızı sormuş. Şu Code olay hakkında ne düşünüyorsun? Çözebilir miyiz? Code, Jode, Code. Çözebilir misiniz? Ya ben yanımda kuzenim de vardı ona da söyledim gerçek olduğunu düşünmüyordum zaten o olayın. Saçma. Saçma. Çok saçma bir şey. Yok artık daha neler sormuş. <laughs> Kanalın fotoğrafını değiştirmeyi düşünüyor musun? Hayır. <laughs> düşünmüyorum. Şu an şimdi düşünmüyorum. Başkasına da yaptırmayacağım yani. Başkasına yaptırmayı da düşünmüyorum. Kanal benim. Kendim yapmayı isterim eğer yapacaktım. Yani belki dandik olur ama en azından benim olur. En azından benim olur. Hamza Yılmaz sormuş ahbap korku oyun serilerine başlayabilir misin farklı farklı bayağı var e, İkinci sanırım İkinci sorum Battlefield 1 videolar yapabilir misin İstersen canlı yayında yapabilirsin Sanırım bu sorunu e, deliklerini yaparak da cevapladım. Battlefield 1'in videolarını da çekiyorum e, Canlı yayını da yapıyorum yarın da Battlefield 1 gelecek e, Yarın iki tane video gelecek sabah Skyrim Special Edition. Skyrim Special Edition hem bu akşam gelecek hem yarın sabah gelecek e, Yarın akşam da Battlefield 1'in videosu gelecek ee, canlı yayında da oynuyorum Battlefield 1'i. Korku oyunları oynamadığım zaman. Korku oyun serilerine başlayabilir misin? Ee, başlamayı düşünüyorum. Alien Isolation'a başlamayı düşünüyorum bir ara. Ama elimde bitirmediğim korku oyunları var mıydı? Korku oyun serileri. Bitirmediğim korku oyun serileri var mı bilmiyorum. Joy of Creation Reborn'a devam edeceğim. Ve Five Nights at Candy's oynayacağım ama sen hala bayağı Replay oyun istiyorsun. Alien Isolation oynayacağım oyun olarak sen sus sen cevap verme sen sus oyun kralı abi sen öğrenci misin Evet öğrenciyim öğrenciyim ee, Bir iki yılım daha var bitirince ee, çok daha kafam rahat olacak okulu bir atlatırsam ee, Levent Erdem sormuş üç tane sormuş hatta abi GTA 5 modların videosunu çeker misin Happy Wheels videoları isterim yani videoyu izlerken ee, o an insanın o oyunu oynayası geliyor Ahbap bir PC alacağım da sence özellikleri iyi midir? Cevaplarsan sevinirim. Yeni videolarını bekliyorum. Ahbap GTA 5 modlarının videosunu çeker misin? GTA 5 modlarının videosunu ne bileyim abi herkes çekiyor zaten GTA 5 modlarının videosunu ya. Yani. Hani ben neden çekeyim bunların üzerine? Yani ayrı bir oyun değil ki bunlar. Anlık, tadımlık, çerezler, şeyler. O yüzden pek çekesim gelmiyor GTA 5 modlarının videosunu. Bilmiyorum çok ilgimi çeken bir şey olursa çekerim. Atıyorum San Andreas mesela X-Files modu çıktı. GTA 5'e de çıkarsa çekerim ama GTA 5 için şu an sadece gizem videoları düşünüyorum. Ee, Happy Wheels videoları isterim. Happy Wheels. Oynayacağım oyun pek bulamam, oynayacak oyun bulamazsam Happy Wheels videoları çekerim. Yani Happy Wheels video oyunu ben de oynamak istiyorum ama şu anda elimdeki oyunları bitirmek istiyorum önce. Elimdeki oyunları YouTube'a atmak istiyorum. Ee, ondan sonra e, bir oyun başka oyun yoksa Happy Wheels'e geçerim. Ee, bir PC alacağım da senin özellikleri midir? Yani o senin nasıl kullanacağına bağlı. Yani 6000 TL'lik PC'ler var, 2000 TL'lik PC'ler var. 6000 TL'lik PC gereksiz olabilir. 2000 TL'lik PC sana rahat rahat yetebilir. Nasıl kullanacağına bağlı. Hangi oyunları oynamak istediğine bağlı. Her çıkan yeni oyunu oynamak isterim diyorsan pahalı alacaksın çok pahalı. Ne diyebilirim ki? Mustafa Eray Saydam. Abi kaç yaşındasın? Kardeşin var mı ve ne zaman doğdun? Ben şu anda 20 yaşındayım. Kardeşim ee, ya 96'lıyım anlayın işte. Yani 20 yaşında. 20 yaşını bitirmiş oluyorum. 21 yaşına girdim. Genelde bitirdiğin yaşı söylüyorlar. Bazıları girdiğin yaşı da söylüyor. Herkesin kafası karışıyor bu yüzden. O yüzden ben de bitirdiğim yaşı söylüyorum artık. Çünkü hesaplaması daha kolay oluyor bulunduğunuz yıldan doğduğunuz yılı çıkarıyorsunuz. Yaşınızı buluyorsunuz işte. 20 yaşındayım. Ee, kardeşim var. Bir tane kardeşim var. Ee, çok seviyorum kendisini. Liseye sona gidiyor. O da üniversiteye geçecek. Gelecek yıl. Ee, ne zaman doğdum? 96 yılında doğdum. 96'da doğdum. 96 ama. 1096 değil. 1996 değil. 96. Anlayın yani ne kadar bilgi olduğumu. Gizemli oyuncu. Abi sister location ile ilgili gizem videosu çeker misin? Ay tüküreyim bu gizem videosunu <laughs> çekeceğim gizem videosu çekeceğim bakın garanti tamam bak garanti veriyorum size Söz veriyorum size Sister location ile ilgili bir gizem videosu gelecek Ama gözünüzü seveyim ne zaman geleceğini sormayın ya bak ben de bilmiyorum ne zaman geleceğini Araştırma yapıyorum gizem videosu hakkında O araştırma çok uzun süren bir şey çok uzun süren bir şey. 3 yıl boyunca yaptığım araştırmalar da oldu. Bir haftada bittiğim, bitirdiğim, 3 günde bitirdiğim araştırmalar da oldu. Bir ay süren araştırmalarım da oldu. Yani o zor bir olay. ama uzun sürüyor. Kısa da sürüyor, uzun da sürüyor. Bu, dur bu durumda birazcık uzun süre. Öyle 3 yıl falan sürmeyecek. Yani maksimum şu andan itibaren en fazla bir ay alır ama hani zor. Zaten sister location'ın da sıkıntısı şu. Gizlimizde gizli bir şey yok oyunda. Anladınız mı? Her şey ortada. Ve ortada olanlar da şu anda yeteri kadar bir şey göstermiyor bize. Ayrıca oyun için çok dandik, berbat bir kitap okumam gerekiyor ve okumayacağım o kitabı. Hani o kitapta ne olduğuna bakacağım. O kitabı okuyan insanların söylediklerini dinleyeceğim. Çünkü kitap, kitap cidden çok kötüymüş ve benim de o kadar zamanım yok. Yani öğrenci olarak o kadar zamanım yok. Okumam gereken farklı ders kitapları var ama gizem videosu gelecek bakın. Gelecek. Rahat olun. Rahat olun. Gelecek gizem videosu ne zaman olduğunu sormayın. Bir gün eve geleceksiniz. Ee, işte okuldan çıkacaksınız. Dershaneye gideceksiniz. Oraya buraya gideceksiniz. Eve geleceksiniz. Böyle yorgun argın. Aa, oturacaksınız böyle kendinizi atacaksınız koltuğun, koltuğa. Açacaksınız bilgisayarı. Bir de baktınız. Five Nights at Freddy's Sister Location gizemleri diye bir video var. Böyle korkutucu, ürkütücü bir şey var. Bir video kapağı var gireceksiniz videoya böyle korkutucu bir şarkı çalacak ürkütücü bir şarkı çalacak böyle saçma sapan bir giriş yapacağım videoya biz evet, siz böyle gizemli sesimle sizi korkutmaya devam edeceğim o yorgunluğun üzerine öyle bir korkacaksınız ki ya bilmem gelecek işte o video gelecek onu getiremedim ee, Zero Zero Gaming sormuş abi GTA 3 başlar mısın GTA 3'e şimdi değil Andreas bitince. Öyle. Neyse daha fazla e, soru yok en azından benim yazabildiklerim bu kadar. E, şimdi gelecek haftaki vlogumda şöyle bir şey yapacağım. Eee out yapacağım. Shout out out yapacağım. Bunu nasıl yapacağım? Bunu da şöyle yap yapabilir miyim? E, yapabilir miyim? Gelecek hafta cuma günü boş yapabilirim bence. Şimdi Videoyu cuma günü çekeceğim için öyle diyorum çünkü cumartesi günü yolculuk ve sınav var. Eee Cuma gününe kadar bakın Cuma Gününe Kadar Cuma günü dahil değil Gelecek hafta Cuma gününe kadar e, Kanalını shoutout yapmak Shoutout yapmamı isteyen e, Dostlarımız Yorumlarda kanallarının isimlerini e, Yazabilir Eee Cuma gününe kadar vaktiniz var. Ee, ben de kanallarınızı yeni videomda tanıtacağım. Şimdi shout out ne demek? Dediğim gibi e, sizin kanalınızı, videolarınızı kan kanalımda tanıt, kendi kanalımda, videomda tanıtmam demek. Peki ben bunu neden yapıyorum? Ben bunu neden yapıyorum? Çünkü benim YouTube'a başladığım zamanlarda e, diğer insanların arasından sıyrılıp böyle birazcık daha öne çıkmak kolaydı. Çünkü insan sayısı azdı. Hani o, o zamanlar YouTube'un maksimum YouTube'da maksimum 15.000 20.000 kişi vardı toplamda. <laughs> en büyük kanalların abone sayıları falan o kadardı. O yüzden rahat bir şekilde şey yapabiliyorduk. Ee, yani videolarınızı rahat bir şekilde tanıtabiliyordunuz. Şimdi e, zor. Bir, bir, bir buçuk milyon, 1.5 milyon, 2 milyon insan var. E, herkes şey yapmak için çabalıyor. Yani hepsi video yapmıyor da video yapan çok. Yani aynı oranda yükseliyor video yapan sayısı da. O yüzden aradan sıyrılmak, çıkmak zor. Ben ne yapacağım? Ben e, sizin kanallarınızı inceleyeceğim, e, yaptığınız şeylere göre, e, orijinalliğinize göre, samimiyetinize göre e, şey yapacağım. Siz bir değerlendirme de bulacağım kendi kafama göre. E, kaç tane kanal tanıtacağımı bilmiyorum. E, kendi videomun uzunluğuna bağlı, e, benim kendi zamanıma bağlı ama bunu yapacağım. Yani sizin kanallarınızı tanıtacağım. Bunun için yorumlarda ya kanalımı tanıt gibi bir şey yazın. Ne bileyim abi? Şey yap, şey yazın. Kanalını tanıt, kanalını tanıtmamı isteyen abaplarınız ee, yorumlarda çikolatalı muz yazsın. Çikolatalı muzun hikayesini biliyorsunuz daha önce. E, çikolatalı muz yazsınlar. E, öyle. Yorumlarda bakacağım, yorumlara bakacağım. Gelecek hafta Cuma gününe kadar yazın. Cuma günü yazılanları kabul etmeyeceğim. Çünkü Cuma günü direkt videoya başlayacağım. Yani pek bir olay kalmayacak Cuma günü yazmanızın. Siz o yorumu yazdığınız anda ben zaten o videoyu yapmış olacağım. Öyle düşünün. Ee, işte perşembe gece yarısına kadar vaktiniz var. İşte perşembe günü oluyor saat 11.59 oldu. Ondan sonrasını kabul etmeyeceğim gibi bir şey var. Onu YouTube'da yazmıyor ama. Işte sabah kalkacağım abi ve kalan videolara bakacağım yani. İşte cuma günü sabah kalkacağım. Cuma günü sabah dersim yok. Ve yorumlara bakacağım. İşte 3-4 tane kal ismi yapacağım yazacağım bilmiyorum. Artık kendi videom ne kadar uzun olacaksa. Ee, o kanallar arasında bakacağım yani. Cuma günü sabah kalktığın zaman yorumunuzu görebileyim. Yor yor şey e, Videonun altında. Işıklar girip gelebilir. Işık yok şu anda pencerenin ışığıyla aydınlanıyorum. O gidip gelebilir. O kameranın kendisinden kaynaklanıyor. E, ee, kameram sağ olsun çok kalitelidir. <laughs> Profesyonel kamera. Film çekiyoruz biz bunu. Neyse bunlar böyleydi. Dediğim gibi shout out yapacağım. Gelecek hafta Cuma gününe kadar Gelecek hafta Cuma günü sabaha kadar vaktiniz var. Ee, isteyen i̇steyen kanalını tanıtmamı diyen ahbaplarımız, dostlarımız e, ee, shout out şart altı baştan söylemem gerek yok yorumlarda belirtsin muzlu çikolatalı muz yazsın çikolatalı muz yazan insanların kanalına bakacağım öyle dediğim gibi e, Belli kriterler her zaman söylediğim şeyler hani bir kanalın iyi olması için her zaman söylediğim şeyler emek gösterilecek abi yani emek emek göreceğim o videolarda orijinallik olacak yani ona buna özenme olmayacak o kanalda bu kanal özenme olmayacak samimi olacak videolar. Dördüncü bir şey yok. 3 Üç, bu, üçün, bu üçünden gireceksiniz <laughs> gibi bir şey. Neyse öyle. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınız. keyif alırsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek sinirlilikle kalmanız dileğiyle. Bay bay.